Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Crypto.com arkadaşlar 19 milyonluk Shiba yakımını duyurdu biliyorsunuz. Bunlar kullanıldı. Devamında yakım olarak karşımıza çıktı. Şimdi aslında yapılan bu son etkinlik genel itibariyle neye benziyor? Daha çok Shiba'nın aslında... Vitalik Buterin yakımlarına benziyor arkadaşlar. Arz verildi e, devamında verilen bu arz ne yapıldı? Oraya tahsis edildi devamında e, karşı taraf tarafından e, yakımı gerçekleştirildi. Crypto.com'un adını epey bir zamandır e, zaten hepimiz duyuyoruz Shiba ile ilişkin. Bunlardan ilki e, borsanın aslında tuttuğu Shiba rezervleri olarak karşımıza çıkmıştı ve epey bir zamanda piyasada konuşulmuştu. Çünkü ortalamanın çok üzerinde bir şiba tutmasına sahiplerdi, değil mi? Şimdi e, özellikle crypto.com'un arkadaşlar bir sonraki manuel yakında e, bir rol oynama ihtimali ben yüksek olarak görüyorum. Zira üzerindeki şiba faaliyetleri e, ekiple bağlantılı olarak da oldukça fazla. Yani karşılıklı işbirliği içerisinde sürekli olarak bulunuyorlar. Nitekim en sonki biliyorsunuz FIFA etkinlikleri bile e, bu bağlamda Shibayla e, çok fazla ne yapmıştı karşımıza gelmişti. Bu da Crypto.com destekli yine bir e, projeydi arkadaşlar. Dolayısıyla Crypto.com'un bir sonraki manuel yakımda rol oynama ihtimali çok yüksek. Burada Crypto.com'un bizzati yakımı olacağını ben zannetmiyorum. Ancak İşlem borsa üzerinden dönecektir. Şimdi yakacak kişi e, yine piyasada bilinen bir kişi olma ihtimali çok yüksek ki e, bir önceki Vitalik Buterin'di biliyorsunuz aslında bu bir PR çalışmasıydı yani ekip bunu zaten yakacak e, ya kendi yakacak ama kendi yakmak yerine birine yaktırdı ki piyasada bir adı olsun yani neticede. E Ben bir sonraki ismin Elon Musk olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Özellikle bu bağlamda borsa hareketleri de Crypto.com üzerinden dönebilir arkadaşlar. Yakımdan kastım da tabii ki bir sonraki manuel yakım yani ortalama 100-120 trilyona tekabül etmesi beklenen bu yakım miktarından bahsediyorum. Dolayısıyla bu yakımı beklemek gerekiyor ve sabretmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. İzleyen herkese hoşça kalın.